Kanias ERP'ye hoş geldiniz. Satış temsilcisi kokpitine erişmek için arama çubuğuna CRMT00 S yazılır ve satış temsilcisi kokpiti uygulaması açılır. Satış temsilcisi kokpitinde ilgili verilere ulaşmak için öncelikle firma bilgisi ve daha sonra tarih aralığı alanları doldurulur ilgili uygulamada verileri listelerken eğer kullanıcının bağlı olduğu satış departmanına göre bir listeleme yapmak gerekiyorsa buradaki bütün satış departmanları tikinin atıl olmaması gerekir. Eğer kullanıcının bağlı olduğu satış departmanına göre değil de bütün Satış departmanlarına göre bir listeleme yapmak isteniyorsa tek işaretlenir ve listeleme butonuna tıklanır. Burada ilk özelliğimiz ilgili tarih aralığında oluşturulmuş onaysız satış teklif belgeleridir. Bunları listelemek için tekliflerin üzerine tıklanır. Burada sistemde oluşturulmuş fakat henüz imzalanmamış, imza bekleyen teklif belgeleri listelenir ve ilgili alanlarda da bu belgeler için pek çok bilgiye erişilebilir. Sağ tarafta yer alan göster, değiştir, imzala, gelişim ve müşteri özellikleri kullanılabilir. Bunu yapmak için öncelikle belge seçilir ve daha sonra sağ tarafta yer alan özellikler kullanılabilir. Göster butonu ile belgenin detayına gidilebilir. Değiştir butonu ile belgenin detayına gidilip değişiklik yapılabilir. İmzala butonu ile ilgili onaylanmamış teklif belgesi onaylanabilir. Burada ilgili teklif belgesinin belge tarihçesi görülebilir ve teklif belgesinde yer alan müşterinin detayına gidilebilir. Diğer bir özellik ise onaysız siparişler. Onaysız siparişler ise sistemde ilgili tarih aralığında oluşturulmuş, henüz imzalanmamış, imza bekleyen sipariş belgeleridir. Aynı şekilde ilgili belge seçilebilir ve sağ tarafta yer alan özellikler kullanılabilir. Diğer bir özellik ise onaysız irsaliyeler. Burada listelenen irsaliye belgeleri sistemde oluşturulmuş fakat imzalanmamış, imza bekleyen irsaliye belgeleridir. Aynı şekilde ilgili irsaliye belgesi seçilebilir ve sağ tarafta yer alan özelliklerle kullanılabilir. Diğer bir özellik ise onaysız faturalar özelliğidir. Yine aynı şekilde sistemde oluşturulmuş, imzalanmamış, imza bekleyen fatura belgeleri alt tarafta listelenir ve sağ tarafta yer alan özellikler kullanılabilir. Diğer bir özellik ise red edilmiş teklifler ve sipariş belgeleridir. Tek, teklifler üzerine tıklandığı zaman sistemde reddedilmiş durumunda olan teklif belgeleri listelenir. Bu sefer en aşağı kısımda malzemeyi göster seçeneğinin aktif olduğu görülür. Artı edilirse Teklif içerisinde tanımlı olan malzemenin detayına gitmek için belge seçilir ve ürün seçeneğine tıklanılabilir. Ve diğer bir belgemizde sipariş belgesi. Aynı şekilde reddedilmiş sipariş belgeleri listelenir. Alt tarafta yer alan açık ve kısmi durumunda olan satış teklif belgeleri listelenir. 23 tane sistemde oluşturulmuş açık durumunda, satışında olan teklif belgeleri listelenir. Aynı şekilde sağ tarafta yer alan özellikler kullanılabilir. Ve kısmi olanları görmek için kısmi alanındaki değere tıklanır ve kısmi durumda olan, kısmi açık olan teklif belgeleri listelenir. Sağ tarafta yer alan açık ve kısmi sipariş nerede ise 72 tane oluşturulmuş, sistemde oluşturulmuş açık durumunda satış sipariş belgesinin olduğunu ve 5 tane de kısmi durumunda olan sipariş belgesi listelenir. Aynı şekilde açık durumunda olan 200 tane irsaliye belgesinin ve bunlardan bir tane de kısmi durumda olan irsaliye belgesinin listelendiği görülür. Sistemde oluşturulmuş açık durumunda olan 23 tane satış anlaşmasının ve 4 tane kısmi durumda olan anlaşmanın hisselendiği görülür. Teslimatlar özelliği ise sistemde oluşturulmuş sipariş belgelerinin ve içinde yer alan kalemlerin, malzemelerin teslimat durumlarını gösterir. Pek çok ilgi alanlarda pek çok veriye erişilebilir. Sol tarafta yer alan 3 tane özellik ise CRM işlemleridir. Birincisi açık ve hepsi statüsünde olan aksiyonlardır. Sistemde oluşturulmuş statüsü açık olan aksiyonlar ve hepsi seçeneğinde ise sadece açık olmayan, sadece açık olan aksiyonların yanı sıra takipte başlandı ve diğer statülere sahip olan aksiyonları da listeler. Aynı şekilde sistemde oluşturulmuş sorunlar, açık durumunda olan sorunlar ve sadece açık olmayan sorunların listelendiği görülür. Diğer bir özellik ise fırsatlardır. Burada sistemde oluşturulmuş farklı statülerde olan fırsatlar listelenir. Ve ayrıca ilgili firma, yıl, dönem ve kur tanımlarına bağlı olarak satış hedeflerini incelemek de mümkündür. Burada ilgili yıl ve periyod için sol tarafta yer alan hedefin ve ulaşılan değerin sağ tarafta ise yıllık hedefin ve bu yıllık hedefte ulaşılan değerin listelendiği de görülür. Arzu edilirse yıl, dönem ve kur alanlarında değişiklik yapmak mümkündür. Ve son olarak bir hedef hesaplaması yapılırken arzu edilirse ürün hiyerarşisi alanından da bir sıramlama yaparak ilgili hiyerarşi içinde hedefleri hesaplatmak mümkündür. Ve diğer bir sekmemiz müşteri sekmesidir. Müşteri sekmesinde ise müşteri alanından birden fazla müşteri seçimi yapılabilir ve ilgili müşteriler için pek çok sekme üzerinden bilgi alınabilir. Bunun için öncelikle müşteri alanında yer alan yeni tonuna tıklanabilir veya artı butonuna tıklanarak yeni bir müşteri oluşturulabilir. Zoom butonuna tıklanır ve ilgili ekrandan bir listeleme yaparak müşteri seçilir ve onay butonu ile devam edilir. Burada eklenen müşterinin genel sekmesi altında adres bilgileri, alt kısımda ise hesap bakiyesi ve risk gibi pek çok verilerine ulaşılabilir. İlgili kişi ve adresler sekmesinde ise ilgili müşterinin altında müşteriye eklenmiş ilgili kişilerin listelendiği görülür. Aksiyonlar sekmesinde ise ilgili müşteriye tanımlanmış aksiyonlar listelenir. Burada ilgili arama kriterleri değiştirilebilip tekrar bir listeleme yapmak mümkündür. Listeleme yapınca alt taraftaki değerlerini tekrar güncellendiği görülür. Burada ilgili belgeler üzerinde değişiklik yapılabilir, görüntülenebilir veya yeni bir aksiyon oluşturulabilir. Sağ tarafta yer alan bütün satış departmanları seçeneği kullanılabilir. Diğer bir sekme ise satış belgeleri sekmesidir. Burada ise ilgili arama kriterlerini kullanarak bu müşteri tanımlaması içeren sistemde oluşturulmuş satış belgeleri listelenir. Belge değiştirilebilir, yeni belge oluşturulabilir veya gösterilebilir sorunlar sekmesinde ise ilgili bu müşteri için sistemde oluşturulmuş sorunlar listelenir. İlişkiler sekmesinde ise iş ilişkisi listelenir. Notlarda bu müşteri için özel bir not girilmişse notlar gözükür. Maliyet raporu sekmesinde ise İlgili arama kriterlerini kullanarak e, maliyet raporuna erişilebilir. Burada listelenen verilerde pek çok bilgiye erişilebilir. Sol tarafta aşağıda yer alan filtreler kullanılabilir. Örneğin satış filtreleri altında yer alan açık butonuna tıklandığında ilgili sekme üzerine sadece açık statüsünde olan belgelerin listelendiğini, kapalı satışlar seçeneğine tıklandığında ise sadece kapalı belgelerin listelendiği görülür. Aynı şekilde diğer filtrelerde de bu özellik kullanılabilir.